Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda Ripple'ı konuşacağız ama öncesinde zor bir yıl geçirdik 2023. Hepimizden muhakkak bir şeyler götürdü. Yeni bir yıla giriyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve bol bereketli bir yıl diliyorum. Sevgili dostlarım, öncelikle hem Fenerbahçe'mizi hem de Galatasaray'ımızı dün akşamki tutumlarından dolayı tebrik etmek istiyorum. Ve yayınıma da yaşasın Fenerbahçe, yaşasın Galatasaray'la başlamak istiyorum. Konumuz Ripple. Bitcoin şu an 41.500'lerde, 44.000'i kıracak. Bunun belli bir süresi var. Bu süre içerisinde altcoin'lerde belli altcoin'ler istediğimiz performansları gösteriyor. Diğerleri de gösterecek arkadaşlar elimizde olan coinler. Burada önemli olan o tarihe kadar beklemek. Hani bir laf vardır ya parayla değil sırayla diye. Aslında kriptoda elinizdeki coin doğru bir coin ise bu piyasayı özetleyen bir laftır. Tabi burada şuna dikkat etmeniz gerek. Bakın geçenlerde 1000 sats diye bir coin %30 %40 yükseldi. Bir coin'in %40 yükselmesi o coin'in doğru olduğu anlamına gelmez. Örnek Luna'yı düşünün. Luna nereden nereye çıktı? Nereden nereye indi? Bu coin çıktığında doğru coin miydi? Değildi. İçi boştu, şişirmeydi. Amacı piyasayı dolandırmak. Ve dendiği gibi de oldu. Böyle binsaslar ne bileyim buna benzer coin'ler piyasayı şişirmek ve para toplamak içindir. Böyle bir coin'e takıldığınız an ve eksiye düştüğünüzde Yıllarca paranız orada kitli kalır. O zararı kabul etmezseniz eğer. Ve sonra da paranız orada yok olur. Ben mesela WhatsApp grubumda da bunu bahsettim. Bakın WhatsApp kanalımızın aşağıda da linki var. Lütfen gelin arkadaşlar. Burası ücretsiz bir kanal ve belli bilgiler paylaşılıyor. Bu bilgiler sizin işinize yarayacak bilgiler. Ripple'a gelirsek sevgili dostlar. Ripple en büyük yükselişini 2017 yılında yapmıştı. 3,5 dolar. 2017'den bugüne kadar hiçbir yükseliş yapamadı. Hiçbir ATH'si gelmedi. Doğru dürüst pump yapamadı. Bunun nedeni Ripple bir şirket coin'i. Haliyle bu şirketin de 3 tane ortağı var. Yani ortakları var. Ortakların elinde bulunan Ripple'lar var. Ve belli dönemlerde kilitler açılıp piyasaya Ripple satışı yapıldığı için e haliyle 3,5 dolardan düşe düşe 60 centlere geldi. Aynı zamanda sevgili dostlar coin yakma işi vardı. Ripple'ın 2021 2022 yıllarındaydı bu ve onu da başaramadılar. Bu kadar başarısızlıklar üzerine dava ama bunların hepsi geçti. En son bir kısım Ripple yine kilidi açıldı piyasaya sürüldü. Artık ellerinde kalanları yakılması gerekiyor. Ripple tam bir uzun vade coin'idir. Ama aynı zamanda Ripple birçok sabırlı insanın hayatını değiştirecek coin'dir de. Bakın 3.5 dolar 2017 yılı. Sadece buradan hesap yapıldığında yani 60 cent'ten ki şu an rakamı yuvarlak söylüyorum. 60 cent'ten 3.5 dolara gelmesi demek sevgili dostlar 5 kat demek. Ki bu sadece gelmesi gereken yer. Yani şu an Ripple'ın muadil yani Ripple'a benzeyen coinlerin fiyatlarına bakıldığında 5 dolar, 10 dolar, 20 dolarlarda Ripple 60 cent. Çünkü bunun tek bir nedeni vardı. Ellerinde çok fazla Ripple olması, adet sayısının çok fazla olması. Ama bu dava, geçmişte açılan bu dava Ripple'ı çok fazla etkiledi. Eğer ki o dava olmasaydı Ripple'ın şu anki fiyatı 5 dolarlarda idi. Bu piyasa akıllı insanların para kazandığı bir yerdir. Akılsız insanların para kaybettiği bir yerdir. Kripto'nun ana tanımı budur sevgili dostlar. Burada akıllı olan, sabırlı olan her zaman para kazanır. Akılsız olan, yok bin sas coin peşinde koşan, macera peşinde koşan, yok bu coin bin kat artacakmış diyenlerin, trenine binenlerin para kaybedeceği yerdir burası. Bir coin bin kat artması için bir ICO'dan almanız lazım. Onun ICO'sunu yani o ödül görev olayını gerçekleştirmeniz lazım. Ki coin'in iç yapısı, white paper'ı. Buraya da de değineceğim. Bakın şu an birçok yatırımcı coin alırken Acemi yatırımcıdan, yeni yatırımcıdan bahsediyorum. White paper'ına bakmaz. White paper'ında yazılanlar ne kadar gerçekleştirilmiş bakmazlar. Tek önem verdikleri bir şey vardır. Evet bu dip oluştu. Patlayacak piyasa. Hani her zaman derim ya bu piyasada dibin dibi yoktur. Tepenin de tepesi yoktur sevgili dostlar. Yani üstü her zaman bulamazsınız. Aşağı'yı da her zaman bulamazsınız. Örnek Muavere Coin'i. Bizim Katıl X2 bölümünde paylaştığımız Muavere Coin'i x 2 yaptı. Biz sattık. 3 de gidebilir, 4 de gidebilir. Önemli değil. Biz hedefimizi gerçekleştirdik. Bu piyasada... Kripto piyasasında özellikle Türk yatırımcının başaramadığı bir şey vardır. Ayaklarının yere sağlam basması. Konuyu Ripple'dan uzaklaştırdım. Birazdan tekrar değineceğim Ripple'a getireceğim ama bunları konuşmak istiyorum. Çünkü bizim Türk yatırımcı hayal peşinde koşmayı çok sever. Hani mesela biz örneklemelerde anlatıyoruz. Diyoruz ki Solano birden 259 dolara çıktı. Ama... Bir buçuk yıl içerisinde. Solano'yu o dönemde bin kişi duydu. Ama bir kişi bu bir buçuk yılı bekleyebildi. İşte bizim Türk yatırımcısının da yapamadığı bu sevgili dostlar. O bir buçuk yılı bekleyememek, bu doğru coin'i şu an sizi 2019'lara, 2020'lere geri götürelim. Solano alın, emin olun ki 259 iğnesini bekleyemezsiniz. Çoğu kişi için konuşuyorum bunu tabii ki. Nedeni ise ne? 1 dolardan 10 dolara geldiğinde satarsınız. 10 dolardan 100 dolara geldiğinde satarsınız. Çünkü neden? Hayal peşinde koştuğumuz için. Moave Recoin'i. Biz hedefimiz neydi sevgili dostlar? X2 alma. Yani iki kat alma. 20 bin liramızı 40 bin lira yaptık. Yaptık mı? Yaptık. Sonrası bizi ilgilendirmiyor. Biz hedefimize ulaştık. Çünkü kripto para piyasasında bir coin 3 kat yükseliyorsa bir coin 3 katta düşebilir. Bakın bunu unutmayın. Yani bundan 5 yıl sonra bu cümle aklınızda kalsın. 10 yıl sonra aklınızda kalsın. Ripple. Ripple şu an kalkmamış bir tren. İşte Solano'nun o 2019 hali ya da Bitcoin'in 2014 hali. Ama Ripple tutacaksanız sabırlı olmanız lazım. Ripple'ı 2028'e kadar tutmanız lazım. Mesela ben kendi yatırımlarımı, kendi yatırımlarımla beraber kızım için bir belli bir Bitcoin'im vardır. Bunu ona ayırmışımdır. Onunla beraber Ripple toplarım. Ethereum toplamam. Yükselebilir, gidebilir hiç önemli değil. Ben kızım için belli adet Ripple'ı alıp kenara koymuşumdur. Kızım şu an 9 yaşında. 10 sene sonra yani 2034 geldiğinde ben bu Ripple'ları bozar. Ona yani kızım 19-18 yaşına geldiğinde onun işte artık evine, evine arabası ne bileyim bu onun parası olmuş olur. Bu düşünce bu mantık bana neyi sağlıyor? Ben Ripple'ı 2028'e kadar tutabilirim demek. Çünkü yapılan hesaplamalarda Ripple'ın yöneticilerinin elindekinin tamamen bitmesi, yani şu an coin yakma olmadan 2027 yılında Ripple şirketinin elinde bulundurduğu o yüksek adet sayı tamamen bitmiş olacak. Hani neden 2028 dedim? Çünkü 2028'de hem Ripple'ın adet sayısı bitiyor hem de ikinci bir halving var. Bu 2024'ten sonraki halving 2028'de. Bunu hatta şöyle diye düşünün. Bakın arkadaşlar. Yahudiler, Yahudileri bilirsiniz. Dünyanın en zengin insanlarıdır. Bu en zengin insanları nasıl en zengin olmuşlar biliyor musunuz? En ana kuralları uzun vade. Bir iş yeri açarken o iş yerinin 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık beklentisini yapmak. Buna daha güzel bir örnek de anlatayım. Ben çocukluğumda yani 18-19 yaşlarımda belli bir dönem bir Yahudinin de yanında çalışmışlığım var. Ve ben ona çok gözlemledim. Yaptığı hamleleri çok gözlemledim. Ve İzmir'de bir tane kafe açtı. Yani bir restoran açtı. Açtığı yerde o dönemde kirası çok yüksek bir kiraydı. Hatta ben içimden şöyle düşünmüştüm. Ya bu kadar yüksek bir kira hani ne kazanacaksın da hem bu kirayı ödeyeceksin hem personel, personel maaşları, elektriği, suyu, vergisi, algısı ki yaşım 18 19lu sevgili dostlar. Yani ben şu an 41 yaşındayım. 20 yıl öncesinden bahsediyorum ve o mekan 20 yıldır tıka basa iş yapar. Hadi 20 olmasın 15 yıl olsun. Ve bu kadar yıldır düşünsenize iş yapıyor. O kişi yaptığı yatırımı 3 yılda 4 yılda telafi etti üzerine en az 10 yıl boyunca oradan gelir sağladı. Bunu anlatmamın sebebi kriptoya yorumlamak. İşte kriptoda Ripple ve Ripple gibi coin'ler uzun vade coin'idir diyoruz ya. Çok uzun vade coin'idir. Ama karşılığında sizin 5 yıl sonranızı ya da 10 yıl sonranızı garanti eder. Yarınınızı kurtarmaz. İşte bizim birçok yatırımcının yaptığı hata bu yarınınızı kurtarmaya çalışmak. Kriptoda önümüzdeki ayki kiranızı ödeyemezsiniz. Ya da bir ödersiniz, ikinci de ödeyemezsiniz. Zaten bu yatırımcı zihniyeti değil, hayalperest zihniyetidir. Bu ayki kiramı ödeyeyim, kredi kartı borcumu ödeyeyim, onu ödeyeyim. Hayır. Kriptoya bu şekilde girerseniz, bu şekilde düşünüyorsanız eninde sonunda elinizdeki sermayeyi kaybedeceksiniz. Kripto sizin 5 yıl sonranızı 2 yıl sonranızı kurtarmak için vardır. Bakın 2024 2025. Bu iki tarih kripto için çok önemli bir tarih. Çünkü biz iki yıl ayı yaşadık. Ayı sezonu, düşüş sezonu yaşadık. 2 yılda yükseliş sezonu yaşayacağız. Ki şu an Kasım ayını, Aralık ayına baktığımızda çok güzel yükselişler oldu. VLD'yi çok güzel aldık, çok güzel sattık. STX'ten bakın. Ondan sonra MDT'ye bakın, MOVR'ye bakın. Bunlar daha ayak sesleri sevgili dostlar. Biz 2024 yılı içerisinde 5 kat 10 kat alacağımız karlar olacak. Burada ama önemli olan işte Ripple büyük bir fırsat. Bu fırsatı kaçırmanızı istemediğim için ben daha önce Ripple yapmıştım. Ripple videosu ama tekrar yapmak istedim. Çünkü birçok kişi Ripple'ın 2017'de 3,5 dolar olduğunu bilmediğini gördü. Ripple'ın adet sayısının çok fazla olduğunu, bir şirket coin'i olduğunu, yöneticilerinin biraz şerefsiz olduğunu bilmediklerini gördüm. Yani bu Ripple almayın demek değil. Ripple'ı almak istiyorsanız böyle bir hedefe sahip olun. Yani bundan iki yıl sonranızı şöyle düşünün hatta şu an gözünüzü kapatın. 2 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu sorunun cevabı Ripple'la alakalı. Siz Ripple'ı düzenli düzenli toplayıp özellikle bir konu daha var. Ben böyle anlatıyorum. Ben bunu yaptıktan sonra gidip de 500 bin lirasını, 5 milyon dolarını Ripple'a bağlayıp da tek seferde tek coin almak. Bitcoin harici hiçbir coin Ethereum dahi tek seferde sadece Ethereum tutulmaz. Sadece Ripple tutulmaz. Elinizde belli coinler olması gerek. E biz bunu mesela Holder grubunu, katıldaki Holder grubunu kurma sebebimiz bu yüzdendi. Bunu bir para kazanmak, çok para kazanmak değil. Doğru coinleri doğru kişilere vermek. Bir konu daha yine bugün konular aslında çok fazla. Şöyle bir konu var bakın internet dünyasında bir şey bedavaysa ürün sizsiniz. Bunu duymuşsunuzdur muhakkak. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, bir şey bedavaysa emin olun ki burada ürün sizin paranız. Burada ürün sizsiniz. Bizim hani her zaman derim ya, Türk yatırımcı bedavayı çok sever. Ama Türk yatırımcı dolandırılmayı da çok sever. Türk yatırımcı kaybetmeyi de çok sever. Türk yatırımcı yüksekten almayı da çok sever. Bu cümlemi bir yere yazın. Bitcoin 69 bin iğnesini geçsin. Bu direnci kırsın, 80 bin lira gelsin. Mahallenizdeki herkesin Bitcoin almak için size soru sorduğunu göreceksiniz. Çünkü bizim Türk yatırımcı 40 binden, 42 binden Bitcoin almaz. 69 bin geçince haberlere çıkınca alır. Hani bunun çok fazla örneğini anlatabilirim ben size. Çünkü ben bu örneği hayatımda çok yaşadım. İşte bunları da size anlatmam. Bilgi. Bilgi eşittir para. Kriptonun ana teması budur. Bilgiye sahipseniz para kazanırsınız. Bilgiye sahip değil de sağdan soldan duyma hayaller peşinde giderseniz Luna'da olduğu gibi hepsini kaybedersiniz. Bakın Başka bir örnek. Luna olayında tüm YouTuber'lar Luna'yı övüyordu. Düşüş başlamadan önce. Herkes Luna şöyle, Luna çok kazandırıyor, çok kazandıracak, 100 dolardan 1000 dolara gidecek diyenler vardı. Luna patlayınca hepsi bir anda dansöz gibi dönüverip işte Luna'da bilmem ne oldu. Luna nereye kadar düşecek? Luna çıkarken ben Luna'yı aldırmadım. Konuşmadım. Ağzımdan Luna kelimesi dahi çıkmadı benim. Neden? Çünkü sistemi bariz belliydi. Bu kadar Luna Dudan'a tutana bu kadar coin verilecek. Titan zinciri Çetlik Bank'ın bir benzeri sistem olarak bakıldığında. Yani size işte diyorum ya Türk yatırımcı bedavayı çok severdi. Size kalkıp da 300 dolarınızı verin 500 dolar geri vereceğiz demek hatta benim bakın bir süredir mücadele ettiğim Telegram dolandırıcıları var. Onlardan dolayı adreslerimizde kapattık. Kiminiz çok sıkıldı biliyorum bu telegram kelimesini duymaktan ama ben mücadele etmeye devam etmek zorundayım. Hatta bir tanesi çıkıp mesela bana bir mail atmış. E videoların üstüne Telegram dolandırıcılığı işte Telegram adresimiz yoktur diye. Ya biz bunu düşünemedik mi? Sizce biz bunu akıl edemedik mi? Her neyse sevgili dostlar, yani şunu anlatmak istiyorum kısaca. Bizim kriptoda size bedava sunulanların hepsi aslında burada ürün sizsiniz. Amaç ne? Ya sizi gidip de paranızı işte bir coine hani şu an konuşmak istemem ama adı sanı duyulmamış coin'e yatırım yaptırıp Oradan kar elde etmek. Bizde mesela zaman geldi adı sana duyulmamış coinleri anlat. Ama öncesine dedik ki riskli. Bu coin'e bütün paranızı yatırmayın. 3000-5000 atın. Bu coin deliste olabilir. Bu coin listelenebilir. Listelenirse evet güzel bir para kazanırsınız. Listelenmezse, delist de olursa paranızı kaybedebileceğiniz bir parayı. Yani 100 dolar, 200 dolar. Bizim yaptığımız buydu. Ama diğerleri gibi 4 video, 5 video. Ya da ben neden bayınan ailesi olarak biz coin çıkarmadık? Biz coin çıkarmayı bilmiyor muyduk? Bütçemiz mi yoktu? Fazla fazla var. Ama neden çıkarmadık? Çünkü bu bir kripto yorumcusunun yapacağı bir iş değil. Bu adaletsizlik olur. Bu haksızlık olurdu. Biz çıkarmadık mı? Hiçbir zaman da çıkarmayacağız. Ki birçok borsa bana bu şekilde teklifle gelmedi mi? İşte coin'ini çıkart bedavaya listeleyelim. Bayınan coin'i. E ben de burada bu 100 dolar olacak deseydim bir dolardan birçok kişi muhakkak inanıp alırdı. Ama ben yapmadım. O yüzden sevgili dostlar bunların hepsi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bedava hizmetlerden uzak durun. Bedava olan her şeyden uzak. Günümüzün konusu bu. Ripple treni kalkacak. Kalktığında da durmayacak ve birçok kişi de yukarıdan alacak. Bu 60 centler, 62 centler, güzel rakamlar pay der pay toplayana ve sabırlı olana. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Sağlıcakla